Ay, uyuyakalmış. Ne tatlı bir ihtiyar. Ah be Ramiz Usta. Çok yaşlanmış. Ramiz Usta. Ramiz Usta. Hayır, satmayacağım ben. Satmayacağım dükkanı. Satmayacağım işte. Tamam, Ramiz Usta sakin ol. Ne dükkanı, ne satması. Lan de yüz damat. Anlamazlar mı getiriyorsun şimdi? Ramiz Usta, sen karıştırdın. Ben damadın değilim. Vuramadım ben o kadar. Kandırıp imzamı alacaksın değil mi? Avucunu yalarsın. Demans var. Sen geç, ben hallederim. Eskiden buraları ne güzeldi değil mi Ramiz Ustacığım? Sattırmam dükkanı. Ay sattırma tabii canım. Yazık. Yazık, günah paraya. Şöyle gel, otur bizimle biraz. Gel. Ay bu yeni yetmelerde hiç değerini bilmiyor değil mi bu malın mülkün? Hemen de satmak istiyorlar. Ne güzel söyledin kızım. Kimin ailesinden geliyorsun sen? Şimdi Ramiz Ustacığım, sen benim babamı tanımazsın. Ama benim arkadaşımın babasını tanırsın. O da senin gibi eski aşçıymış. Hatta çok iyi dostmuşsunuz. Adnan'ın oğlu ben. Hatırladın mı? Tankut. Ha? Böyle tosuncu gibi bir şeydin. Göp göp derlerdi arkadaşların sana. Ya ben hatırlamıyorum. Sen nereden hatırladın Ramiz Usta? Ama şimdi maşallah dalyan gibi olmuşsun. Ay vallahi ben de ilk gördüğümde aynı şeyi düşündüm. Ne kadar değişmiş. Böyle ilah gibi bir şey olmuş. Ya ne kadar kilo vermiş değil mi? Ben de çok şaşırdım. Ne güzel olmuş. İştahlıydı, maşallah vardı. Bunun sünneti oldu. Ağlamasın diye ağzına lokum tıktık. Sen sünnet bitti, ona ağlamadı. Lokum bitti diye yıktı ortalığı. Var mı böyle başka çocukluk anıları? Ya biz de bu yüzden geldik değil mi buraya? Sinan'ın çocukluk travmalarını öğrenmeye geldik. Ay ama öyle güzel anlatıyor ki kaptırdım kendimi, pardon. Ramiz Usta, biz buraya babamın tarif defterini sormaya geldik sana. Ha, o mu? Siyah kaplı. Ha? Kenarında babanın adı yazıyordu. O defter işte. Yani o defterin nerede olduğunu biliyor musun? Ustam, senin siparişler geldi. Elemanları yolladı, indirsinler. Geç kaldım. Yolladım çocukları ben ya. Ya usta, araba yolun ortasında. Şimdi trafik olur. Ne yapacağız? Adnan'ın oğlu. Hadi bir davran bakayım şöyle. İndir şu ustanın mallarını. Hadi. Tamam usta. Sinan'ın sünneti diyorduk Ramiz Usta. Ben sana yiyecek bir şeyler getireyim. Yok, çok tokum. Teşekkür ederim. Kibarlık olsun diye demiyorsun değil mi? Yok yok, gerçekten tokum. O zaman bir tatlımı yersin. Alo. Sinan'ı aramıştım ben. Evet, Sinan'ın telefonu. Beni sen misin? Evet benim, bir şey mi vardı? Sen bana Sinan'ı verir misin? Canım Sinan şu an çok meşgul. İşini halletsin, ben söylerim, döner sana. Bana bakar mısın sen? Aa, kapattı. Sinan mı? Sinan yapmaz öyle şey. Bitsin o. Beğenmedin mi yoksa? Hı, yok Ramiz Usta, çok güzel olmuştu. Benim şekerle pek aram yoktur. Böyle bu da fazla geldi bana. Buncacık şey yenmez mi be kızım? Arkandan ağlar vallahi. Bırakma onu, sıyır. Bu sondur Ramiz Usta. Bir haftalık malı atmışsın. Helal olsun. Ya.
Sorma. Gelelim şu defter meselesine. Ne defteri? Az önce konuştuk ya Ramiz Usta. Babamın tarif defteri. Ha. Ha. İşte ben bulamadım o defteri. Sende olabilir mi? Olabilir. Peki nerede olabilir? Bilmem. Yıllar var görmedim ben onu. Ama sen söyleyince şimdi şöyle hayal meyal hatırlar gibi. Anlaşıldı. Bulamayacağız o defteri. Bu o tatlı işte. Aa, bu mu? Altın kalp. Evet. İşte ben bunun tarifini arıyordum Ramiz Usta. Ben de çok aradım ama artık aklımın erdiği kadar yapıyorum. Babanınki gibi olmuyor. Değil. Babamın yaptığı tatlıya benzemiyor. Peki nesi eksik? Ya babamın yaptığı tatlıyı yediğin zaman böyle sanki bahar gelmiş gibi. İnsanı gün batımında yakalayan bir meltem gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar güzel anlattın ki daha güzel nasıl anlatılır acaba? Yani anlıyorsun değil mi? Böyle ferah bir şey. Şey gibi mi? Böyle nane şekeri yediğinde olur. Değil, hayır. O çok keskin bir tat. Bu başka bir şeydi. Bunun sayesinde tatlı daha hafif oluyordu. Yani hamur işi bir tatlı yiyormuşsun gibi değil de sanki meyveli bir tatlı yiyormuşsun gibi. Yaşa. Vallahi öyle oluyordu. Çok güzel söyledin. İşte ne koyuyordu içine de öyle oluyordu. Bilsem koymaz mıyım ben onu? Koyarsın Ramiz Usta. Bence sen bulursun. Öyle mi diyorsun? Deneye deneye bulursun. Yani ana malzemesi belli sonuçta. Ama o malzemeni onu bulmak lazım. Bulacaksın ben inanıyorum sana. Karını dinle Tankut. Ramiz Usta, biz evli değiliz. Arayı uzatmayın o zaman. Ayıptır. Gezdirme öyle el alemin kızını. Biz bir an önce gitsek iyi olacak. Yoksa Ramiz Usta bizi ayaküstü evlendirecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.